Zaferinden sonra ilk 100 gün neler yapacaksınız, neleri planlıyorsunuz? Cumhurbaşkanlığı yardımcılığınız ama genel olarak Deva Partisi'nin nerede durduğunu, politikalarını son bir kez seyircilere aktarmanızı isteyeceğim, sorular soracağım. Ve tabii ki sizinle ekonomi ağırlıklı da konuşmak istiyorum. Böyle iki bölüme böldük. Ne kadar kısa cevaplarla, kısa sorularla gidersek o kadar çok konuyu konuşmuş olacağız. Tabii. Ben şöyle başlamak istedim açıkçası. Şimdi geçtiğimiz günlerde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve Selvi Kılıçdaroğlu sizi ve eşiniz Zeynep Babacan'ı evine davet etti. Ve o aylardır, genelde de hep benim programıma rastlıyordu, Kemal Bey'in mutfağından yaptığı yayın, paylaştığı videolar bu sefer sizinle, sizi misafir ederek yapıldı. Ortaya çıkan görüntüler çok hoştu ama ben şöyle başlamak istiyorum. Özellikle dördünüz otururken, yani Selvi Hanım, Kemal Bey, siz, Zeynep Hanım. Selvi Hanım'ın başka tarafa bakıyor olması iktidar medyası tarafından çokça konu haline getirildi. İşte hala başörtüsüne dayanamıyorlar. İşte görüyor musunuz, bakın yapmacık bir fotoğraf diye. Ben öyle başlamak istedim. Bizi seyreden bütün, belki AKP seçmenleri de dahil olmak üzere, bütün seçmenlere. O akşam o salonda ne sohbet ettiniz? Zeynep Hanım'dan Selvi Hanım ne konuştular? Nasıl bir ortam vardı? Gerçekten iktidar medyasının dediği gibi böyle kıyafet, başörtüsü, bütün bunlar konu muydu? Bu fotoğraflar Selvi Hanım tarafından paylaşıldı aslında. Bir fotoğraf daha var. O da baş başa sohbet ederkenki fotoğraf. Belki o ekranda olmayabilir. Kendisi paylaştı fotoğraflar. Oradan zaten Türkiye duymuş oldu. Arkasından da bizim Sayın Kılıçdaroğlu'yla yaptığımız o mutfaktan tüm Türkiye'ye seslenişimiz yayınlandı. Biliyorsunuz miting dönemindeyiz. Herkes farklı farklı şehirlerde vatandaşlarımıza buluşuyor. Görünüyor şu anda baş başa konuşmaları. Ha, evet, evet, burada da yüz yüze bakıyorlar gördüğünüz gibi. Konuşmanın başka şeyi yok zaten. O tabii bizim İzmir'de bir kare yakalanıp dağıtılmıştı. O oradan gelen bir iz. İzmir'de böyle fotoğraf karesinde. Ama onun da bambaşka karelerle zaten o anlatıldı ki öyle bir şey yok, gayet makul, çok dostça, çok samimi sohbetler. Ne konuştuk? Ben o gün Ankara'nın kendinde büyüdüğüm, içinde büyüdüğüm Çıkırcılar Yokuşu semtindeydim. Sayın Kılıçdaroğlu da Van'daydı. Dolayısıyla ben Ankara'daki o çarşı tecrübelerini aktardım. O kendisi de Van'daki o mitingin yoğunluğundan, coşkusundan bahsetti. Biraz emeklilerin durumunu görüştük. Çünkü o gün sahada ben gezerken iki ayrı noktada iki emekli kadın beni görünce ağlamaya başladılar. Ve durumların ne kadar zor olduğunu anlattılar. Ve ikisine baktığımda hani kılık kıyafeti oldukça düzgün. Belli ki hani zamanında satın alma gücü yüksek. Ama daha sonra bulundukları konumdan daha zayıf bir konuma düşmüşler ekonomik açıdan. Bunun da sırf sebebi enflasyon. Yani fiyatlar almış başına gitmiş. Ama emekli maaşları gerçek enflasyon kadar artmamış. Yani asıl konunda tam özünde bu. Dolayısıyla bunların sohbetini yaptık. Biraz çocuklardan, torunlardan bahsettik. Biliyorsunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun iki torunu var. İkiz, bir kız, bir oğlan. Biraz onlardan bahsettik. Bizim büyük oğlumuzu sordu. Onu geçen yaz evlendirdik biliyorsunuz. Karı koca onlar şimdi Amsterdam'da çalışıyorlar. İki ayrı şirkette çalışıyorlar. Biraz onlardan bahsettik. Böyle tam bir aile sohbeti. Biraz memleketin durumu. Ve çok çok hoş bir sohbet oldu. Arkasından biz eşlerimizden müsaade ettik. Dedik ki biz işin mutfağında olmaya alışığız. Dolayısıyla biraz mutfak işimiz var. Kolları sıvayalım. Ülkemizin yarınlarıyla ilgili mesajlarımızı mutfaktan verelim dedik. Bir 15 dakikalık o mutfaktan çekimi Kemal yaptık. Kemal Bey bugüne kadar hiç başka yani liderlerle ya da diğer parti başkanlarıyla mutfağa girmemişti. İlk defa sizinle girdi. Bu aslında önemli bir fotoğraf. Neden bu fotoğrafı tercih etti? Son dönemde listeler konusunda Deva'ya çok fazla eleştiri geldiği için mi CHP tabanından? Yoksa sizinle ekonomi politikalarını birlikte yürüteceği için mi? Bunun sembolik bir anlamı var mıydı? Bir mesaj mıdır aynı zamanda? Aslında benim hatırladığım kadarıyla evinden iki belediye başkanımızla da Mansur Bey ve Ekrem Bey'le de bir yayın yaptı diye hatırlıyorum. Evet. Ama başka odaydı galiba. Evet, mutfakta galiba ilk defa sizi gördük. Doğru olabilir. Ben tam hani kütüphanesinde yaptı daha evvel ama. Evet, evet. Zaten bir apartman dairesi biliyorsunuz. Evet. O mütevazı bir apartman dairesi. Dolayısıyla çok da fazla seçeneğiniz yok. Yani ya salon var ya çalışma odası var, işte mutfak var. Şöyle aslında biliyorsunuz
Biz Sayın Kılıçdaroğlu'nu ortak adayımız olarak kararlaştırıp ilan ettikten sonra vatandaşlarımıza mesajın sadece kendisi tarafından değil, bir kadro tarafından veriliyor olmasını baştan beri çok önemsiyor idik. Yani şu andaki gibi bir yani tek kişinin tek karar merci olarak ülkeyi yönetmesi değil, tam tersine bir kadro hareketi olarak bu ülkenin yönetileceği mesajının verilmesi gerektiğini düşünüyorduk. Ve son haftalarda aslında kampanya ekiplerimiz ve ayrıca iletişim ekiplerimiz bu kampanyanın biraz kadro kampanyası olması gerektiğiyle ilgili de ortak mutabakata vardılar. Ve biliyorsunuz ilk defa İzmir'de bir ortak miting düzenledik. Yani 8 liderin bir ortak mitingi oldu. Arkasından benim Sayın Kılıçdaroğlu'yla beraber katıldığım mitingler oldu. Diyelim ki Balıkesir, Tekirdağ, arkasından Kayseri'de beraberdik. İki hafta Sivas ve Bursa'da beraber olacağız. Yine Ankara ve İstanbul mitingleri de 8 liderin katılmasıyla gerçekleştirilecek. Dolayısıyla bu kadro olarak sahnede olmak, kadro olarak vatandaşlarımızın önünde olmak aslında güveni artıran bir şey. Yani biz her konuda istişare ediyoruz, her konuda birbirimizin görüşünü alıyoruz ve aynı zamanda ülkeyi yönetecek kadroları da şimdiden çalışıyoruz, hazırlıyoruz. Bir bakıma bu da yaptığımızın bir kadro çalışması olduğunu, ortak akıl çalışması olduğunun bir sembolü yani. Evet. Ama şimdi buraya baktığımız zaman işte kaynamayan tencereler, artık yapılamayan mutfak alışverişi, pazardan yarı dolmuş şekilde döndürülebilen sadece fileler, ekonominin durumu bu. Doğru. Bu fotoğrafa baktığımızda seyreden seçmenler şunu mu anlamalı? Kemal Kılıçdaroğlu'nun ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Ali Babacan olacak. Bu mudur? Bu fotoğrafın anlamı bu mudur? Şimdi bu fotoğraftan tabii herkes farklı anlam çıkarabilir ama bu konular bizim henüz karar verdiğimiz, henüz netleştirdiğimiz hususlar değil. Biz bugüne kadar neyi netleştirdik? 6 genel başkanın seçimlerden sonra bir cumhurbaşkanı artı 5 cumhurbaşkanı yardımcısı olarak ülkenin bütün önemli kararlarını beraberce ve istişare ederek vereceğimizi açıkladık. Ne zaman açıkladık? Sayın Kılıçdaroğlu'nun ortak cumhurbaşkanı adayımızı ilan ettiğimiz gece 12 maddelik bir gece sürecinin yol haritasıyla yani ortak yönetim modelimizin deklarasyonuyla ortaya koymuş olduk. Dolayısıyla aslında genel başkanlar yani cumhurbaşkanı yardımcıları seçimlerden sonra önemli bütün konuları beraber zaten konuşacaklar. Yani konu ekonomi olursa da beraber konuşacağız. Konu güvenlik olursa da beraber konuşacağız. Zaten MGK üyesi olacak genel başkanlar doğal olarak. İşte konu eğitimse de önemli bir konuysa da konuşacağız. Sağlıksa da konuşacağız. Evet. Dolayısıyla bu hani beraberce pek çok konuyu istişare ederek ülkeyi yönetmeyle ilgili zaten bir irade ortaya koymuş durumdayız. Yoksa bugünden böyle kararlaştırılmış işte şu cumhurbaşkanı yardımcısı bu alana bakacak, öbürü buraya bakacak. Böyle verilmiş bir kararımız yok. Şimdi, ama şu var ki her genel başkanın, her cumhurbaşkanı yardımcısının da kendine göre bir birikimi var, tecrübesi var. Yani diyelim ki Sayın Karamollaoğlu'nun yani birikimi, tecrübesi bazı konulardaki fikirlerini daha ön plana çıkaracaktır. Diyelim ki Sayın Akşener'in devlet yönetiminde tecrübesi, birikimi bazı konularda onun görüşlerini de ön plana çıkaracaktır gibi çok doğal bir şekilde herkesin kendi birikimi ve tecrübesi bundan sonra ülke yönetimine yön vermede etkili olacaktır. Bunu da yadırgamamak lazım. Yani ben eski Dışişleri Bakanı olarak da dış politikayla ilgili sürekli söyleyeceğim çok konu olabilir hükümette. Yani tabii kurulacak AB hükümette. Konularında da. Avrupa Birliği de. Dolayısıyla bundan doğal bir şey yok yani. Bunun bir yani bunu farklı sorularla biraz açmak istiyorum. Çünkü tabii bu ki. Bizi en fazla gazetecilere bu dönem biz gazeteciler en az siyasetçiler kadar çok derinlikli sorulara muhatap oluyoruz. Şimdi onları soracağım ama onun öncesinde bir haber geldi. Malatya'da 4 katlı bir bina çökmüş. Eyvah. Enkaz altında olduğu düşünülen bir kişi aranıyormuş. Eyvah. Detaylarını ben buradan çok fazla göremiyorum ama malum deprem bölgesi yaralarını saramadığı gibi acılarına acı katlıyor ama acı katıyor maalesef. Biraz da deprem unutuldu gibi onu da size birazdan sormak istiyorum. Haklısınız. Ben dün Kahramanmaraş'taydım dün. Yani aslında deprem unutulmasın diye biraz da oradaydım yani. Ramazan'da biliyorsunuz bir Adıyaman'da genel başkanlar toplu bir iftar yaptık. Bir Malatya'da toplu iftar yaptık ki deprem bölgesinde ilgilendiğimizi, takip ettiğimizi bir bakıma bütün Türkiye bilsin diye.
Ben dün Kahramanmaraş'taydım ama Kahramanmaraş'ta biz böyle büyük bir miting, böyle coşkulu, müzikli bir etkinlik yapmadık. Gayet mütevazi bir şekilde bir kabristan ziyaretinde bulunduk. 1500 kişinin hayatını kaybettiği bir site var. Oraya gittik, bir ifade eden vatandaşlarımızı andık. Ticaret ve Sanayi Odası ile uzunca bir toplantı yaptık. En sonunda da bir basın toplantısı yaptık. Bir de orada bizim bir konteyner SKM'miz vardı, sembolik. Çünkü il binamız yıkıldı bizim Kahramanmaraş'ta. Evet. O konteynerin olduğu yerde de o konteynerden oluşan SKM'mizin mütevazi bir açılış törenini yaptık. Dolayısıyla bunu sürekli gündemde tutuyor. Bizim 3 il yönetim kurulu üyemiz vefat etti. Dulkadiroğulları ilçe başkanımızın 2 çocuğu vefat etti. Yani bizim teşkilatımızdan çok kaybımız var Kahramanmaraş'ta. Başınız sağ olsun diyelim. Sağ olun. Bütün Türkiye'nin başı sağ olsun tabii ki. Umarız seçimlerden sonra daha ağırlıklı olarak deprem bölgesini konuşacağız. Evet. Şimdi madem ekonomiyle başladık, biraz ekonomiyle devam edelim istiyorum. Ben aslında bu yayının manşetinde ilk 100 gün olarak atmak istiyorum. Dolayısıyla biraz daha...